Selamünaleyküm hocam. Hayırlı Ramazanlar. Hocam son zamanlarda herkesin söylediği işte o kandillerin günü nereden biliniyor? Kesin mi? Öyle bir gün yok. Allah'ın bütün günleri kutsal falan diyorlar. Ama siz özellikle biraz önce belirttiniz. İşte Peygamber Efendimiz'in 12 Rebiülevvel doğumu, hicreti, vefat hep günler belli. İşte anne rahmine nereden düştüğünü nereden biliyorlar? Doğum yılının bile kesin olduğu belli değil. Bugünleri uyduruyorlar gibi şeyler söyleniyor. Bu kandil günleriyle ilgili bir açıklama yapabilir misiniz? Saygılar, hayırlı Ramazanlar. Çok teşekkür ediyorum kardeşime. Bir de ne güzel kendi bilgileriyle hem böyle piyasadaki çirkin yanlış bilgileri hem de güzelliklere gitme efendim azmini ne kadar güzel kardeşimiz beden diliyle ve ses tonuyla bize aktarmış oldu. Allah razı olsun. Kandil dediğimiz şeylerin kandil kutlaması gibi olan şeyler daha sonra toplumlarda kullanılmış bir şeydir. Bunun da sebebi şu. Toplumlar merasimleriyle yaşar. Bir örnek vereyim. Selahaddin Eyyubi gibi bu alem bir komutan gördü. Selahaddin Eyyubi. Muhteşem bir zat. Kudüs Fatihi. Selahaddin Eyyubi. Selahaddin Eyyubi Kudüs'te o dengeleri kurmak için ne yaptı? Hemen Selman-ı Farisi'ye nispet edilen bir mescit, Rabiatül Adeviye'ye nispet edilen bir inziva yeri yaptı. Yine de orada dengeyi sağlamak için İnsanlar farklı din mensuplarının böyle zirveye çıktığı zamanlarda Hz. Musa şenliklerini icat etti. Böylece dengeledi. Toplumlar merasimleriyle yaşar. Eğer sen Çanakkale'nin yıl dönümünü, sen büyük zaferi, sen bir şekilde İstanbul'un fethini kutlamazsan bir nesil sonra bunlar unutulur. Ondan sonra senin çocukların Paskalya'yı bilmem neyi kutlar hale gelir. Tamam. Merasimlerle alakalı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki böyle günlerde bir şey ihdas etmek, insanları toplamak için böyle bir... Evet, bid'ata hasenedir. İnsan sonradan çıkmıştır ama insanları toplamıştır. Bir de hadisler var. Ama orada arkadaşımızın söylediği bir söze itiraz edeceğim ben deniz. İtiraz değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anne rahmine düştü tam o günde denilmesi edepsizce bir ifadedir. Yani o biraz abartılı ifade olabilir. Regaib kandili dediğimiz şeyin buna nispet edilmesi doğru değildir. Ama Recep'in ilk cuması, Efendimizin Miraç yaptığı o gece, o gecenin seçilmesi, Berat kandili zaten şeksiz şüphesiz Efendimizin işaret ettiği bir gündür. Hala daha 1400 seneden beri Kabe-i Muazzama'nın içi Berat kandilinde yıkanır. Gül kokularıyla, miski amberlerle. Tabii ki Ramazan. Tabii ki Kadir Gecesi. Kadir Gecesi'yle alakalı gayretler. Bunların özellikleri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı bayramlarda mescidin içerisinde zillerle, mızraklarla Habeşlerin oynamasını Hazreti Ayşe annemize seyretti. Hatta bakabilir miyim ya Resulallah dedi. Efendimizin mübarek omuzuna başını koydu. Seyretti seyretti. Yeter mi dedi. Biraz daha seyredebilir miyim ya Resulallah? Seyret dedi. Zıplıyorlardı mescidin içerisinde. Ne bu def falan filan denildiğinde bayramımız dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu neşeler İslam'ın güzellikleriyle alakalı değildir sadece. İslam'ın güzelliklerini topluma yaymakla alakalı bir beceridir. Bunlara bidat diyen insanlar kendi bidatlarına baksınlar. Kimlere benzediklerine baksınlar. Şimdi biz oraya girmeyelim. Şunu söyleyelim. Bu gecelerin kutlanması değil de bu gecelerde dikkat edilerek ihya ve ibadet edilmesi hakkında ta tabiinden etbaut tabiinden çok büyük alimlerin rivayetlerine kadar birçok işaret vardır. Bunlar yoktur diyenler, Müslümanları toplum olarak ayrıştırmak isteyenler, bunlar yoktur. Mesela bak, bak bir örnek hemen bitiriyoruz zaten. Efendimizin Miraç gecesinde Mescid-i Aksa'ya gidişini Kudüs'te bir kutlanma şekli var.
o Kudüs'e kötü nazarlarla bakan o izansızların, o irfansızların o kutlamalardan bir sinip bir korkmaları var, görmenizi isterim. Yaşadım ben çünkü bunu. Muhteşem bir şey.